İyi akşamlar. Dünyanın binbir haline hoş geldiniz. Bugün dünyanın binbir halini sizin için çok çalışarak, çok ayrıntılı bir şekilde doldurduk. Bugün neler konuşacağız? Türkiye neden saray yapmalara doyamıyor? Efendim çalışma sarayı. Çalışma sarayı yetmedi. Ek saray çalışma sarayına. O yetmedi yazlık saray. Yetmedi yazlık saray bir daha büyütüldü. Sonra Araziler araziler eklendi yazlık sarayın bahçeleri yetmedi çünkü. Sonra bir de kışlık saray. Üstelik pandemide bu saray inşaatları çıldırdı. Ayçiçek yağı fiyatları da çıldırdı ama. Saray inşaatları çıldırırken ayçiçek yağı. Niye çıldırıyor bu ayçiçek yağı fiyatları? İnanamayacağınız veriler olacak birazdan yayınımızda. Dünyanın en büyük ayçiçek yağı ithalatçısı kim? Evet doğru tahmin ettiniz. Dünya ayçiçeği fiyatlarını bile çıldırtıyoruz. Öyle söyleyeyim size. Sadece bunlara bakmayacağız. Bugün Türkiye'yi zıplatmak mı istiyorsunuz? Çocuğunuza iyi bir gelecek mi istiyorsunuz? Türkiye'nin geleceği güzel olsun mu istiyorsunuz? Bir şey yapmanız lazım. Bir tek şey yaparsınız Türkiye'nin geleceği çok iyi olacak. İşte o büyük sırrı da gene birazdan sizinle paylaşacağım. Ee ayrıntılı bir şekilde. Ve başlayalım isterseniz dünyanın binbir hali başlıyor. Ne ile başlıyor? Hepiniz durmadan unutuyorsunuz. Neyi unutuyorsunuz? Boğaz Üniversitesi'ni konuştuk. Durmadan atanan rektörü konuştuk. Sonra sonra unuttuk. Ama öyle değil. Boğaz Üniversitesi'nde öğrenciler ve hocalar direniyor. Onların seslerini duymamız lazım. Hocaların da öğrencilerin direnişi de devam ediyor. Şimdi Tülay Özkan Yılmaz'ın hazırladığı bir klip ekranınıza gelecek. Hocamız Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Cem Say'ın fotoğraflarıyla Boğaziçi Üniversitesi'ninki direnişi Şebnem Ferah'ın benim çok sevdiğim, kendimi yalnız hissettiğimde, ya yalnız olamam ben bu ülkede, benim gibi düşünen birileri var dediğimde dinlediğim şarkısıyla beraber. Başlasın dünyanın bir mirali. Evet, Cem Say hocamın paylaştığı fotoğraflardı bunlar. Birileri var, birileri Boğaziçi Üniversitesi'nde akademinin özgürlüğünü, Türkiye'de bilim yapmanın özgürlüğünü savunan birileri var. Evet, hala oradalar o hocalar, direniyorlar ve Öğrenciler de onların direnişlerine eşlik ediyorlar. Boğaziçi teslim olmuyor. Boğaziçi Türkiye'de üniversitelerin bağımsızlığını, özertliğini, bilimin yolundan gitmenin mücadelesini veriyor. Bize düşen bu mücadelenin bir parçası olmak. Bu hocalarımıza kalpten, akıldan ve fiziken destek vermek. Hocalarımı önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Bu sırada önemli bir yazı yayınlandı. Ne yazı? Profesör Doktor Ali İzzet Tekcan hocamız Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden bir yazı yayınladı ve rektörlüğe atanan Profesör Doktor Melih Bulu'nun acaba atanırken hangi kriterlere göre atandı? Acaba başarılı mıydı diye bir yazı paylaştı. Bu yazıyı internette bulabilirsiniz. Profesör Doktor Ali İzzet Tekcan e, paylaştı. Ben de e, Bilim Akademisi Başkanı Ali Alpar hocamın e, tweetinden gördüm açıkçası. Şimdi biliyorsunuz Melih Bulu daha önce rektörlük yaptı iki yerde. Birisi İstinye Üniversitesi'nin kurucu rektörüydü. Öbürü de, öbür de Haliç Üniversitesi'nde bir yıl rektörlük yaptı. Sayın Bulu İstinye Üniversitesi'nde 2016-2019 arasında rektörlük yaptı. Kurucu rektörü. Ve ilginç bir bilgi paylaşıyor e, Profesör Doktor Ali İzzet Tekcan. Rektörlüğü bıraktığında kurucu rektör olarak 2016'dan 2019'a kadar çalıştıktan sonra rektörlüğü bıraktığında Sayın Bulu, İstinye Üniversitesi'nde öğrenci başına kitap sayısı 3. Üniversitenin kitap bütçesi 273 bin TL. Reklam bütçesi 1.473.000 TL araştırma bütçesi yok. Üniversite kaynağıyla araştırma bütçesi 0 lira. Bakın bir daha söylüyorum. Üniversitenin kendi kaynaklarıyla araştırma için ayırdığı bütçe, üniversite bilim üretecek, okul değil üniversite, yok. 0 lira. Reklam bütçesi 1 milyon 473 bin lira ama kitap bütçesi 273 bin lira. Ve öğrenci başına kitap sayısı 3. Rektörsünüz. Bir üniversite kuruyorsunuz. 2016'dan 2019'a kadar da rektörlüğünü yapıyorsunuz. Ve o sırada çok başarılı bir şekilde üniversiteniz, siz onu bıraktığınızda 166 üniversite içinde kaçıncı sırada? 145. sırada. E, herhalde Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atarken bir takım kriterler aramanız lazım değil mi? Bu ülkenin göz bebeği kurumlarından birinden bahsediyoruz. Hocalarımız direnişlerinde haksızlar mı? Hocalarım önünüzde saygıyla eğiliyor.